Evet değerli velilerim, sevgili öğrencilerim tekrar dersime hoş geldiniz. Yine ikinci sınıflarımız için çalışmaya devam ediyoruz bugün. Ee, aktivite bu kitabı yapacağız çocuklar bugün. Aktivite bu kitabımızı açıyoruz. Yedinci üniteyi yapacağız. Okey? Hadi bakalım. Aktivite bu sayfa 31. Body parts. Yedinci ünitemiz body parts biliyorsunuz. Neydi body parts? Vücut kısımlarımız. Onları öğrenmiştik. Yedinci ünite Evet. Şimdi bakalım burada ne yapıyoruz. Burada draw and color diyor. Boya ve çiz diyor. Tamam mı? Burada şimdi Evet. Three eyes. Three kaçtı? Üç eyes. Gözler. Üç tane göz çizeceksin buraya. Ay. Ben açmış bulundum. Pardon. Üç tane göz çizeceksin. Tamam mı? Evet. Three eyes dedik. Üç tane göz çizeceğiz. Tamam mı? 3 tane gözü çiziyorsun. Ben en son açacağım şeyi. Sonra nine toes. Toes neydi? Hatırla. Evet ayak parmakları. 9 tane şuraya. Tamam mı? Ayak parmağı. Bak kaç tane ayağı var? İşte bacağı var. 1, 2, 3 tane bacak var. O zaman 9 tane toplam ayak parmağı çizeceksin. Şuraya 3 tane buraya çiz. 3 tane buraya çiz. 3 tane de buraya parmak çiz. Okey. Sonra two hands. İki tane el çiz, bir tane el buraya çiz. Bir tane de buraya çiz. Tamam mı? One nose. Bir burun. Bir burunu şu ortaya bir yere çiz. Ondan sonra two mouths. İki tane ağzı varmış. Vay be. Birinci ağzı şuraya çiz. ikinci ağzı mesela şuraya çizebilirsin. Tamam mı? Sonra six finger. Şimdi buraya el çizdin ya iki tane. İki tane el. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Six fingers. Six neydi? Altı. Altı tane parmak çiz diyor. O zaman üç tane parmak buradaki ele çiz. Üç tane parmak buradaki ele çiz. Mesela. Okey. Sonra. Two arm. Ha. iki tane kolu var. El çizmiştin ya. El çizmeden önce bir tane kol çiz. Sonra el çiz. Bir tane kol çiz. Sonra el çiz. Anlaştık mı? Süper. Evet, sonra four ears. 4 tane kulak diyor. O zaman şuraya 4 tane 1 2 3 4 çizebilirsin. Ya bir değişik bir şey yani. Buradaki maksat ne biliyor musun? Hem sayıları bir tekrar etmek hem de vücut kısımlarımızı tekrar etmek. Anlaştık mı? Yoksa mantıklı bir şey değil yani bu. Evet, bu şekilde olmuş oluyor bak. Aynen böyle. Hadi bakalım diğer sayfaya geçelim. Evet, şimdi burada diyor ki write diyor yazın diyor, tamam mı? Biz bunların ne olduğunu yazacağız arkadaşlar. Biraz büyüteyim daha rahat görelim. Okey. Şimdi birden başlıyoruz. Bir nedir? Kulak neydi? Onu yazacağız. Evet, bu arada sayfa 32'deyiz tamam mı? Aktivite book sayfa 32. Kulak neydi? Evet. Doğru söylediniz. Ear yazıyoruz. Sonra 2. burnunu gösteriyor. Burun neydi? Hemen hatırlıyoruz. Ha hatırlayamadıysan eğer hemen kitabının o referans book'taki en başta gösteriyordu ya. Hemen o sayfayı aç bak tamam mı? Burun, nose yazıyoruz. 3'teyiz arkadaşlar. 3. Evet. Neyi gösteriyor? Ağzını gösteriyor. Neydi ağız? Mouth. Evet yazıyoruz. Mouth. Sonra dörtteyiz arkadaşlar. Nereyi gösteriyor bak? Omzunu gösteriyor değil mi? Neydi omuz? Shoulder. Yes. Shoulder. Geldik beşe. Beşte bak neyi gösteriyor? elini değil de hani elini genel olarak göstermiyor. Parmaklarını gösteriyor. El parmağını gösteriyor. Neydi? Elimizin parmağı. Finger. Okey. Altıdayız. Altı. Neyi gösteriyor? Bak komple bacağı gösteriyor. Bacak neydi? Leg. Doğru söylediniz. Ve yedideyiz. Yedide neyi gösteriyor? Bak ayağı gösteriyor değil mi? Ayak neydi? Evet. Aferin. Foot. Geldik 8'e. 8 Sekiz yukarıda kaldı şöyle. <laughs> 8. Komple neyi gösteriyor? Bak. Kafayı gösteriyor. Neydi kafa? Head. Aferin. 9. Neydi? Neyi gösteriyor? Gözünü gösteriyor değil mi? Neydi göz? Eye. Evet. 10. Neyi gösteriyor on bak. Neyi? El. Neydi? Hand. Süper. 11. On bir. On bir de neyi gösteriyor? Bak sadece bu bölümü gösteriyor. Diz. Neydi diz? Evet. Neyi? Bak yazılış başka okunuş başka. Bunu kni diye okumayın sakın. Tamam mı? Asla okumayın. Neyi? Evet. 12. Bu arada bizim Kız içeri gidip çıkıyor. <laughs> Bir an konsantremi bozdu. Evet 12. Evet ayak parmaklarını gösteriyor. Neydi ayak parmakları? 2. Evet. Ayak parmaklarını da yazdık. Şimdi sayfa 33'e geçelim. Hmm. Biraz büyütelim. Burada ne demek istiyor? Hemen büyütelim şöyle. Arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki choose center right. Evet. Yukarıda bakın 1 2 3 4 5 tane cümle var İngilizce. Bu 5 cümle acaba 1'e mi gelir, 2'ye mi gelir, 3'e mi gelir, 4'e mi gelir, 5'e mi gelir? Bunu bulmaya çalışacağız. Nasıl bulmaya çalışacağız? Tabii ki bu cümlelerin ilk önce anlamlarını bir düşünelim. Ondan sonra görsellere bakacağız, resimlere ve resimlerde bakalım bu çocuklar neler yapıyorlar ona göre anlayacağız ve ilgili evet yerlere yerleştireceğiz tamam mı hadi bakalım şimdi burada diyor ki hemen biri inceliyorum nokta noktaya yukarıdakilerden hangisi gelecek acaba şimdi bu çocuk bak hay merhaba diyor ötekine ondan sonra bir şey söylüyor bu çocuk burada ne yapıyor ayak parmaklarına Dokunuyor değil mi? Ayak parmaklarına dokun. Ne demek? Sen. Evet ayak parmaklarına dokun. Ne demek? Dokunmak neydi? Touch. Değil mi? Hemen oradan bak sihirli kelimeyi yakalayabiliriz. Veya ayak parmakları neydi? Toes. Evet toes. Şimdi hmm, bakalım yukarıda hangisinde var? Raise your hand. Olmaz. Point your head. Olmaz. Touch your toes. Olur mu? Olur. Evet ayak parmaklarını dokun diyor. Hemen yakaladık gördük mü? Güzel. Şimdi ikiye bakıyoruz. İkinci resimde çocuk annesinin gözlerini kapatıyor. Neydi gözlerini kapat? Hani dedim ya close'u doğrudan aklına gelsin. Close. Göz ne demekti? Eyes. Gözlerini kapat. Hemen yukarıdan bakıyoruz. Close your eyes. Gördünüz mü? Aferin. Çok güzel. Gidiyor. Üçteyiz arkadaşlar. Üçte. Hmm. Şimdi öğretmen bir şey okuyor. Çocuk da elini kaldırıyor. Neydi elini kaldırmak? El neydi? Hand. Yukarıdan hemen bakıyoruz. Hand ile ilgili ne var? Bakalım. Evet. Raise your hand. Elini kaldır. Güzel. Onu da oraya yazdık. Tamam mı? Şimdi dördü inceliyoruz. Dört de hmm, bu çocuk bu adama bir şey söylüyor. Bu adam ne yapıyor? Böyle yapıyor. Bak. Neyi gösteriyor? Başını gösteriyor değil mi? Kafasını gösteriyor. Evet. Kafa neydi? Head. Bakalım yukarıda head ile ilgili ne vardı? Bakalım. Point to your head. Evet kafanı göster, başını göster diyor. O da başını gösteriyor. Point your head. Başını göster. Ve son olarak ne kaldı? Hmm. Bak burnuna dokunuyor değil mi? Burnuna dokun. Burun neydi? Nose. Yukarıda ne kaldı? Nose ile ilgili bir şey kalmış olması lazım. Show your nose. Evet. Burnunu göster. Show your nose. burnunu göster. Okey. Güzel. Burayı da güzelce yapmış olduk. Şimdi sayfa kaça geldik çocuklar? Sayfa 34'teyiz. Hadi açalım sayfa 34'ü. Evet. Ben de geçiyorum buradan. Sayfa 34. Biraz büyütelim. Şimdi burada Allah açtım yanlışlıkla. Okulda da böyle açıyordum. Hatırladınız mı? Match and drive diyor. Evet eşleştir ve çiz diyor. Şimdi burada eşleştirme yapmış tamam mı? Eşleştirmeyi zaten yapmış siz de çizimi yapın diyor. Mesela two nereye gelmiş? Two neydi? İki. Two'yu takip ediyorum. Mouth. İki tane ağız çiz diyor buraya. İki tane ağız çiz. Tamam mı? Bunları sizin kendinizin yapmanızı istiyorum. Sonra five gelmiş buraya. Noses. Beş tane burun çiz diyor. Three hands. Üç tane el çiz diyor buraya. Tamam mı? Sonra one ear. Bir tane kulak çiz diyor. Sonra four eyes. Dört tane göz çiz diyor. Şimdi bunları sen ilk önce çiz tamam mı? Videoyu durdur şu anda. Bunları çiz. Ondan sonra videoyu aç. Bakalım doğru mu çizmişsin? Çizilmiş hali burada ama lütfen sakın bundan önce durdurun. Tamam mı? Hadi bakalım. Alt bölüme geçiyoruz. Evet. Şimdi burada Fight and circle then right. İlk önce diyor Şimdi burada bir takım harfler böyle sıra 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 verilmiş. Gördün mü? Biz ilk önce buradaki kelimeleri, gizli kelimeleri bulacağız. Sonra 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e yazacağız. Tamam mı? Hadi bulalım. Evet. Şimdi ben şuradan bir kalemimi çıkarmak istiyorum. Kalem. Kalemimiz kırmızı olsun. Şimdi. Evet. Bakıyorum. Mantıklı olan kelimeleri bulacağız. Burada bak. Reis yazıyor. Reis. Evet. Gördün mü? Birinci kelimeyi bulduk. Bu çok kalın oldu. Sonra. Geliyorum. Devam ediyorum. Mantıklı olan. Sen de bulmaya çalış. Taç. Evet. Buldum. Sen daire içine al. Ben altını çiziyorum. Çok daire çok yapamıyorum. Sonra show var. Sonra look var. Sonra point var. Gördün mü? Evet. Şimdi bunları da aşağıya yazacağız. Tamam mı? Bir raise bulduk. Ve yazdık. 2. Touch. Bulduk. Ve yazdık. 3. Show. Bulduk. Ve yazdık. 4. Look. Bulduk. Ve yazdık. 5. Point. Evet. Bulduk. Ve yazdık. Okey. Güzel oldu değil mi? Evet. Yeşilemiyorsanız durdurun videoyu yazın sonra devam edin. Anlaştık mı? Haydi şimdi 7. ünitemizin son sayfasındayız. Sayfa 35'teyiz tamam mı? Hadi. Geçtik sayfa 35'e. Burada <laughs> bakalım neler var. Biri okuyoruz. Burada eşleştirme yapın diyor. Tamam mı? Eşleştirmeyi yapacağız beraber. Şuradan ben yine bir kalemimi çıkarayım. Bakalım. Hadi kırmızı olsun. Diyor ki bir. Two eyes. Evet iki göz. Four legs. Dört bacağı varmış. Eight fingers. Oo, sekiz tane parmağı varmış. Bunların hangisinde var o? Two eyes. Şunda iki tane göz var. Four legs. 4 tane bacak var doğru. 8 tane de parmağı varmış. Doğru mu? 1 2 3 4 5. Yok 1 2 3 4 5 6 7 8. 1C bence C. Sizce? Ay hepsi açılıyor böyle de ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet 1C eşleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi 2'yi okuyacağız tamam mı? 2'yi okuyalım arkadaşlar. Hmm. Şunu şöyle alayım ben köşeye. 2. Two legs. 2 bacak. One eye. Bir göz. One mouth. Bir tane de ağzı varmış. İki bacak. Bir göz. Bir ağız. İki bacak. Bir göz. Bir ağız. O zaman 2E. <laughs> İyi. Güzel. Üçteyiz. Two months. iki tane ağız. Three ears, üç kulak. Üç kulak. İnce diyorum da. Bu yandan inceleyim. Üç kulak. Evet. Six toes, altı tane ayak parmağı. Değil mi? Evet, doğru. Hangisinde var? 2 tane ağız 3 tane 3 kulak evet doğru 6 tane ayak parmağı evet şöyle bakıyorum iyicene ağda var doğru siz benden önce bulduğunuz eminim 4 for arms 4 tane kol olacak arkadaşlar Hemen şu B'ye gözüm takıldı. Dört kol deyince doğru mu acaba? Three eyes. Üç tane gözü var. Two feet. İki tane de ayakları var. Okey. Bu doğru. B oldu. Ve son olarak six fingers. Altı tane parmakları var. One mouth. Bir tane ağzı var. Eight eyes. Sekiz tane gözü var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8 tane gözü var. 5 D oldu. Evet. Böylelikle 7. üniteyi bitirmiş olduk arkadaşlar. Aktivite book'tan. Benle çalıştığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Şimdi tamamen 7. üniteyi bitirdik. Bundan sonraki videomda 7. ünite kelime tekrarı ve 7. ünite ile ilgili testleri yapacağız. Tamam mı? Evet, test videolarımı da çekip en kısa zamanda yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hepinizi öpüyorum. Have a nice day. Bye bye.